Hey, merhaba herkese. Bugünkü videomda sizlerle başarılı insanların her gün yaptığı şeylerden ve benim de hayatıma eklediğim ve etkisini gördüğüm şeylerden bahsedeceğim. İzlemediğiniz ama hani izlemeye hiç ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz videolardan biri. Bu arada arkamda koltuk var. Normalde ben halka ışıklardan sipariş ettim ama gelmesi bir haftayı bulur. Bu yüzden odamda video çekene kadar böyle iğrenç bir arka planla karşınızdayım. Konuşacağım şeyleri buraya böyle yazdım. Çünkü başka şekilde hatırlayamazdım. Alrighty. İlk gün... Yapacağınız ilk şey... Kalkar kalkmaz telefonunuzu kontrol etmeyin. Telefonumu kalkar kalkmaz bakardım çünkü... Hep böyle maillerimi falan kontrol ederdim. YouTuber olunca zaten sizin yorumlarınıza bakıyorum arada. Sonra işte Snapchat'ime bakıyordum, insanlar hikayeme bakmış mı falan diye. Ama bu gerçekten hayatımı kötü etkilemeye başladı. Çünkü ben birine mesela mesaj yazardım ya da bir e-mail açardım. Ve sabah ilk iş onun cevabını alamazsam ya da beklediğim cevabı alamazsam tüm günüm gerçekten çok kötü geçiyordu ve tüm günüm ona böyle takılıp kalarak, onu düşünerek geçiyordu ve bu da hayat kalitemi etkiliyordu. Yani başka bir şey yapmak istemiyordum falan. Bu yüzden ve düşündüğünüz şeyler sabah kalktığınızda gününüzün ilk saati ve gece yatmadan önceki saat çok önemli. Beynin iki kısmı var. Conscious mind. Şimdi conscious mind böyle sizin kontrol edebildiğiniz düşünceler ve subconscious mind kontrol edemediğiniz ve sizin hayatınızı gerçekten kontrol ettiği ama fark etmediğiniz şeyler. Ne düşünürseniz onu hayatınıza hani çekersiniz. Subconscious mind ben eğer maillerime bakarsam her gün ve böyle düşünürsem hep negatif şeylere hayatımı hani çekeceğim gibi düşündüğüm için telefonuma sabah kalktığımda ilk saat bakmamayı düşünüyorum ve gece de yatmadan önceki bir saat bakmayın. Onun yerine kitap okuyun ya da kahvaltı ederken ben eskiden hep böyle telefonumla şeylere bakardım. Maillere falan bakardım. Ve yani telefonumun başında uyuyakalırdım. Hatta yatağımın içinde telefon, bilgisayar ve tablet hepsi yatağımın içinde yani. Öyle de yapmayın. Çok zararlıymış bu arada. Bazen ben odama telefonumu almıyorum. Çünkü o zaman yani ben telefonu bazen odama almıyorum. Yukarıda bırakıyorum. Ve yatınca da böyle yukarı çıkıp telefonuma gitmek istemiyorum. Yatağın içine çıkmak istemiyorum. Ayrıca sosyal medyadan bahsetmişken, telefonlardan bahsetmişken böyle bazen hayatımda yaptığım tek şeyin bu olduğunu düşünüyorum ve her şeyim ekranın başında gibi düşünüyorum. Böyle gözlerim ekrandan kalkmıyor gibi bir şey. Bunu hissettiğim zamanlarda ben yapıyorum. Social media detox. Yani sosyal medyaya ara veriyorum. Ve bu da şöyle oluyor. Tüm böyle sosyal medya uygulamalarını siliyorum. Telefonumu kapatıyorum. Çekmecemin içine koyuyorum. Ve tüm gün başka bir şeyle uğraşmaya kendimi zorluyorum. Ve bu da çok işime yarıyor. Diğer şey ise yaptığım... Bir tane defterim var, Gratitude Journal. Yani o deftere her sabah kalktığımda sahip olmaktan memnun olduğum 10 ya da 20 şeyi yazıyorum. Ya da hayatımda istediğim şeyleri yazıyorum zaten olmuş gibi. Mesela araba istiyorsunuz değil mi? Şu araba benim, çok mutluyum. Arabamın rengi şöyle. Böyle bayağı detaylara girin ve hayatınızda olmuş gibi davranın. Böyle bir defteriniz olsun, yazın. Neyden mutlu olduğunuzu ve hayatınızda gerçekten mutlu olacak çok şey var. Bunu görebilirsiniz. Hiçbir şey bulamıyorsanız bu videoyu izleyecek gözleriniz var. Bu videoyu duyacak kulaklarınız var. Ve internete erişiminiz var. Evinizde yemek var. You know. Ya böyle şeyleri yazabilirsiniz. Diğer bir şey, her sabah yaptığım diğer bir şey de meditasyon yapın. Bu arada bunu atladım. Şu an bunu atladığıma inanamıyorum. En önemli şeylerden biri sabah erken kalkmaya çalışın. Böyle çok karışık gidiyorum farkın. Sabah erken kalkmaya çalışın. Ben eskiden yani öğlen 2'de falan kalkıyordum. Çünkü ben uyumayı çok seviyordum. 10-12 saat uyuyordum zaten. Sonra sabah kalktığımda böyle çok halsiz hissediyordum. Hep böyle uyumak istiyordum, yatağa gitmek istiyordum. Başka hiçbir şey yapmıyordum. Hiç böyle 12 saat uyku almış şey yoktu. Sleeping attracts sleeping. Bu yüzden ben artık saat kendimi 8'de 9'da kalkmaya zorluyorum. Yataktan kalkmak istemiyor gibi hissediyorsanız bile bana güvenin. Yani kendinizi zorlayın, kalkın. Böyle bir soğuk suyla yüzünüzü yıkayın. O zaman çok enerjik olacaksınız ve daha çok böyle planlarınız olacak. Ve bu dediğim diğer hani o deftere mutlu olduğunuz şeyleri yazıp meditasyon yapmayı ve telefonunuza günün ilk saatine bakmazsanız çok... Büyük bir değişim yaratacak, aklınıza daha çok fikirler gelecek, daha verimli olacaksınız ve
Ya bana teşekkür edeceksiniz. Bence deneyin. Diğer bir şey ise her gün egzersiz yapmaya çalışın. Yürüyüş olabilir, yoga olabilir. 10-20 dakika sabah ya da gün içinde böyle bir yere sıkıştırmaya çalışın. Çünkü hem hormonlarınızı düzenliyor hem de sizi daha çok mutlu eder ve daha böyle güçlü hissettirir ve özgüveninizi gerçekten artıran bir şey. Ben günde 1 saat, haftada 5 gün egzersiz yapmaya çalışıyorum. Ve bu gerçekten özgüvenimi etkiledi. Hani artık vücudumu göründüğü şekli daha çok seviyorum. Daha böyle kıyafetleri daha çok üstümde seviyorum görmeyi. Bu yüzden egzersiz yapabilirsiniz. Yani fizik için olmasa bile sağlıklı olabilirsiniz. Beyniniz daha iyi çalışır ve kalbinize de çok iyi. Ve 70 yaşıma gelince ben kimsenin bana koltuktan kalkmaya yardım etmesini istemiyorum. Genç kalmanız için spor önemli yani gerçekten. Diğer bir şey ise eleştiriyi feedback olarak kullanın. Yani biri sizi eleştiriyorsa onu kişisel olarak algılayıp da kendinizi üzüp kendinizi böyle özgüveninizi düşürmek yerine böyle en iyi yani daha iyi yapabilmek için bir şans olarak yakalayabilirsiniz. Ben insanlar beni eleştirince çok seviyorum. Siz eleştirince yorumlarınızı okuyorum, cevap veriyorum. Ya da aileme geliyorum mesela beni eleştirin diyorum. Eskiden böyle değildim. Ama YouTube yapmaya başlayınca sizi bayağı güçlendiriyor bu. Çünkü daha çok eleştiriye böyle eleştiriye açık oluyorsunuz. Bu yüzden daha çok yani bunları artık umursamamayı öğreniyorsunuz. Ve artık hiç sizi üzmüyor böyle şeyler. Eleştiriyi böyle bir feedback olarak kullanın. Her gün yeni bir şey öğrenmeye çalışın. Mesela ben daha önceki şeyde dediğim gibi telefonunuzu kapatın, uygulamalarınızı silin, böyle bir telefon social media detox'ı yapın. Her gün yeni bir şey öğrenmeye çalışın. Mesela bu okul olmak zorunda değil, matematik falan olmak zorunda değil. Yeni bir dil olabilir, hayatla ilgili bir şey olabilir. Mesela ben, fun fact, ben bir kere bir sabah kalktım ve İtalyanca öğrenmeye karar verdim. Günde 5 dakika böyle kısa videolar var internette İtalyanca. Onu öğrenmeye karar verdim çünkü ben İtalyan yemeğine bayılırım ve her zaman İtalyan yemeği evde pişirmeye çalışırım. Ama ne zaman İtalyan şeyi alsam, mesela marketten falan İtalyanca yazıyor ve onları anlayamamak beni gerçekten böyle birazcık sıkıyor ve bu yüzden nasıl yapacağım, nasıl pişireceğim falan bilmiyorum. Genelde sadece İtalyanca oluyor ve internetten bakmak yerine dedim ki İtalyanca öğrensem çok iyi olmaz mı? Hem de böyle makarna falan, makarna paketini falan anlayabilirim. Gerçekten makarna paketini, İtalyan yemeklerinin paketini anlamak için dil öğrendim. Şu an o kadar iyi olmasa da en azından biri konuştuğu zaman o dilin İtalyanca olduğunu anlayabiliyorum. Böyle de bir şey var. Kendinizi her zaman geliştirin. Zaman hiçbir zaman durmuyor. Ve hayatınızın en iyisini yapmak istiyorsanız ve daha çok böyle tecrübeniz olmasını istiyorsanız her gün yeni bir şey öğrenin. Diğer bir şey, kıyafetinizi ya da ne giyecekseniz onu giymeden önceki gece seçin. Ben sabah insanı değilim. Sabah böyle çok biri benimle konuşunca falan sinirli olurum. Benimle konuşmayın. İlk yarım saat en azından. Çok erken kalkıyorsam ve başım falan ağrır. Bir gün boyunca başım ağrır sabah erken kalkınca. Ve bu yüzden sabah yapacak çok daha az şeyiniz olmasını istiyorsanız kıyafetinizi önceden seçebilirsiniz. Mesela kahvaltınızı hazırlayabiliyorsanız önceden hazırlayabilirsiniz. Hemen çıkmanız gerekiyorsa. Ben şeyi çok seviyorum. Oatmeal çok seviyorum. Ve bunu akşamdan yapıyorum. Dolaba koyuyorum. Sabah da üstüne meyveler falan koyup yiyorum. Daha böyle şey oluyor. Daha böyle hızlı hareket edebiliyorum. Bugünkü videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım size bir yararı olmuştur. Benim videoda belirtmediğim ve sizin daha fazla böyle tavsiyeleriniz falan varsa aşağıda da yorum yazabilirsiniz ve yorumlarda konuşup birbirinize yardımcı olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açabilirsiniz ben video yüklediğimde haber almak istiyorsanız. İlk siz öğrenmek istiyorsanız bildirim zilini açabilirsiniz. Ve söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomda görüşürüz. Bye! Nasıl kalkacağım?